14 ve 28 Mayıs'ta hedeflediği sonucu alamayan Millet İttifakı'nda iç hesaplaşmalar yaşanmaya devam ediyor. İttifakın devamına dair henüz bir anlaşmaya varılmazken İyi Parti cephesinde seçim mağlubiyetinin nedenleri araştırıldı. Seçimlerde DEVA, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti'nin beklenen etkiyi yaratamaması İyi Parti cephesinde mağlubiyetin başlıca nedenleri arasındayken esas nedenin CHP ile HDP arasındaki ilişki olduğu belirtildi. Seçimlere CHP listelerinden girenlerin hem kendilerine güç kaybettirdiğini düşünen İyi Parti, 2024'te yapılacak yerel seçim hesaplarına başladı. İlk olarak Kılıçdaroğlu'ndan önce İzmir adayını duyuran İyi Parti'de hareketli günler yaşanıyor. 14 Mayıs öncesi adaylıktan çekilen Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti. İyi Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşen görüşmenin içeriğine ilişkin bir açıklama yapılmazken, Akşener görüşme sonrası inceyi genel merkezden uğurladı. Muharrem İnce geçtiğimiz hafta düzenlediği basın toplantısında muhalefet partilerine ittifak kurulması çağrısı yapmıştı.